Efendim, gelelim son dinleyicimizin sualine. Ee, dedi işte öyle Kur'an-ı Kerim okuyan, öyle namaz kılanlar var ki... ...bu Kur'an-ı Kerim e kılınan namaz bunlardan davacı olacak. Ee, bu ne demek? Efendim Kur'an-ı Kerim okuyor, içindeki amel etmiyor. Ona saygısı ve hürmeti yok. Mesela bugünkü vehhabiler gibi yerlerde tutuyorlar. İstediği kadar okusun. Onun ona bu faydası söz konusu değil. Türkiye'de var öyle. Kur'an-ı Kerim okuyor, bunu ticarete alet ediyor. Boğazına aşağı inmemiş bunlar. Ama... Ben Kur'an-ı Kerim okuyorum, saygı gösteriyorum, abdestsiz tutmuyorum, yüksekte tutuyorum, onun üstüne bir şey koymuyorum. Ve onun içindeki bildirilen hükümleri ilmihal kitaplarından okuyup elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim ona lanet etmez. Lanet etmez. Namazı elimden geldiği kadar kılıyorum. Gücüm yettiği kadar kılıyorum. Gücüm yettiği kadar. E Allah-u Teala buyuruyor ki ben buna bu kadar güç verdim, bu kadar kuvvet verdim. Eksikleri var, kusurlar da var. Ama benim emrine kıymet veriyor. Dolayısıyla tam yapmış gibi. ...meleklerine emir veriyor. Onun için endişe etmemeli. Gücüm yettiği kadar kılıyorum derken şimdi yanlış anlayanlar olabilir. Ee, yani üç kılıyorum, beş kılmıyorum manasında değil o. Ha Değil. <gülüyor> <gülüyor> yani yaşlıyım, oturarak kılıyorum. Oturarak kılıyorum. Ama <laughs> mutlaka kılıyorum. Mutlaka kılıyorum. Yani abdest, yani su zarar veriyorsa teyemmümle kılıyorum. Ayakta kılamıyorsam oturarak kılıyorum. Yani mutlaka kılıyorum. Mutlaka kılıyorum. Efendim... Ee, ...bana dedi işte kavga edenler geliyor dedi... ...o böyle diyor, bu böyle diyor, kafam karma karışık oluyor dedi. <laughs> Gençlik olsaydım ya ense köküne dedi. Ense <laughs> vuracağım ama. Ense köküne hem de ensesine dedi. <gülüyor> <gülüyor> ense köküne. Ve çocuklukta çok duyardım onu. Ense köküne bir tane indireceksin derlerdi. <laughs> Efendim e, Cenab-ı e, yar ve yardımcılar olsun. Fakat kalbimden ben hiç kabul etmiyorum. Buğz ediyorum hatta dedi. Evet. E, o da bir iştir yani. O da bir iştir. Dolayısıyla bir zararı dokunmaz. Arada hakemlik yapsın. Yaşlı olması sebebiyle, gün görmüş olması sebebiyle hakem kabul ediyorlar. Ha, nasihat eder ellerinden geldiği kadar. Dinlemiyorsa da aynı şekilde hadi güle güle der. Onların anlattığını ve bunu anlatmalar gıybet olmaz. Niye? Çünkü çare arıyorlar. Bu bir yerde hakem gibi. Babaannem de anlatırdı. Böyle köyde e, ...bazı yaşlı hanımlar var... ...giderler mesela... ...dertlerini onlar anlatırlar... ...onlar hakemlik yapar... ...bu da öyle olur... ...Allah atalar ve yardımcısı olsun. Peki efendim... ...çok teşekkür ediyoruz... ...vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.